ياقوت الحموي ذكر هذا المكان في المجلد الثالث صفحة 61. إمام ياقوت حموي ذكر وكذلك الواقدي المتوفى سنة 208 هجري ذكر هذا المكان أنه قرب عمان. Doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Amman şehir merkezinde cami ve kiliseler yan yana. Ezan seslerini, çan sesleri takip ediyor. Önce kilisede bir ayini izliyoruz. Amman'da yaşayan Hristiyanlar iki tane büyük kiliseleri var. Ortodoks Kilisesi. Burada da doğan çocuklarını vaftiz yapıyorlar. Bugün de böyle bir törene şahit olduk. Kral Abdullah Camii, 20 dinarın üzerinde görülen cami, Kral Abdullah Camii, Amman'ın en büyük camilerinden birisi. Şimdi de Kral Abdullah'ın adını taşıyan camiyi ziyaret ediyoruz. Muhammed Reşit el-Şerif, Filistinli Halil el-Halil şehrinde doğmuş. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın imamlığını yapmış. Şu anda da Amman'da Kral Abdullah Camii'nin imamlığını yapıyor. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız için. Biz Türkleri çok seviyoruz. وانا البس الطربوش هذا لبسي الرسمي انا هذا لباسي انا البس هذا لانه السلطان عبد الحميد لبس الطربوش سلطان عبد الحميد'in giydiği gibi ben de fes giyiyorum لما اسافر انا عند اقول لما بسافر او بروح مع بنزل على البلد او شيء بلبس هذا اللبس ben yolcuk çıkarmış hala diyor الله يحفظك الله hala diyor Osmanlı fesi takıyorum diyor. Türkleri çok sevdiğini söylüyor. Biz de Filistinlileri çok seviyoruz. Şu anki durumuna çok üzülüyoruz.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ürdün'deki son günlerimiz yaklaşırken Osmanlı'nın yaptırdığı Hicaz Demiryolu'nun Amman istasyonuna gidiyoruz. ...1908'de açılan Hicaz Demiryolu, Osmanlı'nın yaptırdığı Hicaz Demiryolu Amman'ın önemini o dönemlerde çok fazla artırmıştı. İşte biz şimdi Hicaz Demiryolu'ndayız. İçeride Abdülhamit'in hediye ettiği 51 Noğlu lokomotifte görülebiliyor. Geldiğiniz zaman ziyaret etmenizi öneriyoruz. Abdülhamit'in hediye ettiği, Sultan Abdülhamit'in hediye ettiği trenin lokomotif kısmı gördüğünüz gibi lokomotifin kömürle çalışan makine dairesindeyiz, makine yerindeyiz. Bu araba da raylar üzerinde ilerliyor. Bir nevi tren. Bakın. Amman Hicaz Demiryolu'na gelmişiz. Uğraştığımız şeye bak. Yani niyetim şu bizim emaneti Türkiye'ye tatilden faydalanarak yavaş yavaş götürmek. Kameramanımız Dursun Bey dedi ki verilen hediye geri alınmaz, bırak burada kalsın. Doğru. Verilen hediye geri alınmaz. Bir ara vagonu geri getirelim hissine kapılıyoruz ama sonra vazgeçiyoruz. Görevler bizi çaya ve tarihi bir sohbete davet ediyor.
Ürdün'ün toplam yüz ölçümü 90.740 km². Nüfusun %98'ini Araplar oluşturuyor, %1'ini Çerkezler oluşturuyor, 0,7 civarında da Türkler var. Ürdün parlamenter sisteme dayalı, krallıkla yönetiliyor. Halkın %95'i Müslüman, %5'i Hristiyan. Fakat parlamento da Hristiyanlar için %10 kontenjan tanınıyor. Resmi dili Arapça, resmi dini İslam. Ürdün bir Orta Doğu ülkesi. Kuzeyinde Suriye ile komşu. Ürdün bir Orta Doğu ülkesi. Batısında ise Lut Gölü ve Filistin. Kuzeyinde Suriye ile komşu. Lut Gölü ve Filistin ise güneybatısına düşüyor. Ne ya, güneybatı işte. Ya Ürdün bir Orta Doğu ülkesi ya. Tamam işte böyle Orta Doğu'da duruyor. Bu tarafında bir yerlerinde Suriye var, şu tarafında bir yerlerinde Irak var, bir yer tarafında da Suudi Arabistan var, Lut Gölü tarafında da Filistin'le komşu, Kızıldeniz'de şurada bir yerde, tamam. Bunları geçeksene, şunları. Sabır. Bazen bir yerden bir yere yürüyerek gitmek istiyoruz. Çoğu zaman kaybolarak sonuçlanan yolculuklarımızda bazı şeyler bizi zorluyordu. Saatlerce yürümek neyse de şu yokuşlar, hele hele merdivenler Amman'da hiç bitmiyor sanki. Yorgun argın yürümeye devam eden ekip arkadaşlarımıza az kaldı. Şu yokuş indiğimiz zaman tamam desem de hiçbir fikrim olmadan bir yöne doğru ilerliyorduk. Kah oturup bir şeyler araştırıyor, kah bir pazara dalıp duruyordu. Yüksek merdivenlerin stresini cıvıl cıvıl Amman pazarını gezerek atacağım. Uzaklar çağırınca gidin derim. Gittiğiniz şehrin sokaklarında kaybolun ve hoş bir serüven yaşayın.